PTT 1. Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Samsun Spor'la Pasolink yöneticileri ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Pasolink kartın ayrıcalıkları açıklanırken çoğu kesimin kafasındaki soru işaretleri de giderildi. Toplantıda şu ana kadar 2300 civarında Pasolink kartın satıldığı belirtildi. Samsun Spor'un ise 600 bin kart satıp 15 milyon lira gelir elde etmeyi hedeflediği vurgulandı. Samsun Spor Başkan Vekili Recep Hun, taraftarı Samsun Spor kartlarını alarak kulübe destek olmaya davet etti. Hafta içinde de sezon bittiğinden sonra da Pasolink'le ilgili açıklamalar yaptık. Şehrimizdeki ileri gelenlere hem kombine hem Pasolink alması için çağrıda bulunduk. Ama şu an çok geride kaldık. Burada bir şey de kalmadı. Yani iki haftanın az bir süre kaldı. Bu süre içerisinde inanıyorum ki Samsun seyircisinin şey göstererekten, bu işe önem vererekten, kulübü de düşünerekten, çünkü burada bir ekonomik boyutta var bu işin. Samsun futbol şehri, takımımızda seyircisi oynayan bir takım. Ama boş stada oynarsak çok başarılı olmaz. Onun için şimdiden, bugünden itibaren herkesi canı gönülden Pasolink almaya davet ediyoruz. Pasto Genel Müdürü Özgür Gündoğan, taraftarın merak ettiği Pasolink kartın nasıl alınacağını ve faydalarından bahsetti. Tüm Türkiye çapındaki Samsunlular bu kartı alsın demiştik, Samsun kartı. Çünkü bu kart bütün Türkiye'deki stadyumlarda bilet almada geçecek. Tüm Türkiye'deki takımlar için bilet alabilirler, statlarına girebilirler. Bunda bir engel yok. Dolayısıyla buradan çağrımız sadece Samsun'da yaşayan taraftarlara değil, tüm Türkiye'de yaşayan taraftarlara olacak. Burada bu kartı üreten banka sadece maliyeti alıyor, plastik maliyetini alıyor. Burada 7 lirası Samsun Spor'a kalıyor. Dolayısıyla burada bu kulüp için önemli bir gelir de var. Hem taraftar için hem kulüp için gerçekten önemli bir gelir.